başarının birçok şartı vardır ama bir tanesi şanstır. Şans %50 şeydir. Çalışmak tabii bunların başına gelir. Ben de hep çalıştım. Gece gündüz çalıştım. Victor Hugo'nun bir lafı var. Kimse senin denizlerde nelerle boğuştuğuna bakmaz, dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz. Gemiyi limana şerefinle getirip getirmediğine bakar. Ben gemiyi limana şerefimle getirdim. Doğan gibi bir torunum olduğundan dolayı da iftihar ediyorum. Çok başarılı olacağına inanıyorum. İşte gayet başarılı Doğan. BluTV'yi kurdu. Kurucusunda, yapımında, her şeyinde, her noktasında emeği vardır. Yani onun meydana getirdiği bir şeydir. Benim içimden gizli bir duygu. Doğan keşke holdinge gelse diyordum ama baktım ki öyle bir arzusu var ki. Peki Doğan dedim. Hakikaten de çok başarılı oldu. Allah mahcup etmesin. Şu anda da çok iyi gidiyor. Holding'de de kopmuş değil. Benimle devamlı holdinginde problemi varsa konuşur, işi varsa konuşur. Çok çalışıyor, çok kararlı, yılmıyor ve korkak da değil işten. Yani aklı erdiği işte yürüyor. Asıl arzum Doğan'ın Doğan Holding'i büyütmesidir. Onu da söyleyeyim yani. Doğan Holding içinde aile birliğiyle büyümelerdir. Benim bütün idealim çocuklarımın, torunlarımın hepsinin benim kurduğum holding içerisinde, Doğan Holding içerisinde hep beraber büyüseler daha çok hoşuma gider. Yılmayın. Aman ben buradan başarısız oldum, bir daha başarılı olamam demeyin. Birinde başarılı olursunuz, birinde de, ikisinde de başarılı olursunuz. Cesur olun. Çalışın. Yılmayın. Cesur olun. Bir şey daha var ama nesil, israftan kaçının diyorum ama yeni nesil peki ona kulak asmıyor. İsraftan da kaçınmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bugün ismini duymadığımız veya çok az ismini duyduğumuz şirketler bundan 10-15 sene sonra sektörlerinin liderleri olacaktır. Ben de aslında bu değişimin, bu teknolojik değişimin içinde yer almak istiyorum. Kalbinde yer alıp liderlerinden olmak istiyorum. Ve bence BluTV'de bunu biraz yapıyoruz. Geleneksel yayıncılığı, internete ne kadar hızlı kaydığını görüyoruz. BluTV'de kesinlikle daha işinin başında, daha büyüyecek, hızlı büyüyor. Ama aslında o değişimin de birebir somut bir örneği aslında. Benim tabii ki de isteyeceğim en çok şey holdingin büyümesi, grubumuzun büyümesi. Ben ve eminim diğer aile üyelerimizin isteyeceği şey. Ben de bu şirketin hep hikayeleriyle büyümüşüm. Şirketin bir parçası olmuşum. Şirketin büyümesi tabii ki de benim en çok isteyeceğim şeydir. Zaman gösterecek bir noktada ben de holdingin başarısı için çalışmak isterim.